Arkadaşlar bugün size çok şahane bir yemek yapacağım. Geçen bir yorum geldi. Usta dedi işte nohut çok güzel olmuş ama dedi biz dedi patatesli havuçlu yapıyoruz dedi. O şekilde daha lezzetli oluyor dedi. Söylediği şey doğru. Yalnız o yemeğin adı farklı. Şimdi ne yapacağız? O arkadaşın istediği gibi patatesli havuçlu çok güzel bir nohut yemeği yapacağız. Beraber hem yemeğimizi yapalım hem de malzememizi tanıtalım. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane havucumuz var. Bunları nohuta uygun bir şekilde doğruyoruz. Nohutun ebatına uygun olacak ki gösterişi de ona göre güzel olsun. Yemek neyse malzemeleri de birebir o yemeğe benzemesi gerekiyor ki yemek güzel olsun. Görüntüsü de, şekli de. Soğanlar biraz iri gibi görünse de sote şeklinde doğradım. Sebebi ise yemek pişerken içinde kaybolup gidecek. Bu tarif hem çok lezzetli olacak hem de çok yeşil olacak. Bir tane de yeşil biber doğruyoruz içine. Yeşil biberi soğanla karıştıracağız. Hemen 3 diş sarımsak. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Şöyle bir zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Tabii bol zeytinyağlı olacak. Zeytinyağlılarda bir şeye daha dikkat etmeniz gerekiyor. Az bir de sıvı yağ vermeniz gerekiyor. Ayçiçek yağı. Zeytinyağın donma özelliği olduğundan dolayı hemen havucumuzu da katalım. Bu soğuk yenen yemek olduğundan dolayı zeytinyağı dolapta donar. Onun için o donmayı önlemek için ne yapacağız? Az bir şeyde ayçiçek yağı ilave edeceğiz. Havucumuzu çok iyi kavuracağız. Hem lezzeti için hem de havuç diyelim ki yarım saatte pişiyorsa çok iyi kavurursak kızartma gibi olur. 10 dakikada pişer. Havucumuz şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Yani pişmeye başladı. Hemen ne yapıyoruz? Soğanımızı, sarımsağımızı, yeşillerimizi katıyoruz içine. Tekrar bunu ne yapacağız? İyice bir kavuracağız. Soğanımız, havucumuz, biberlerimiz, sarımsağımız iyice kavruldu. Hemen salçasını ilave ediyoruz. 5 kişiye göre yaparsanız tam bir yemek kaşığı salça ilave etmeniz gerekiyor. Ben tarifi en sonunda açıklamalar bölümünde 5 kişilik olarak yazacağım. Bunları iyi kavurmazsak hem daha çabuk ekşir hem de midemizde ekşime yanma yapar. Yani sağlıklı yemeğe sağlıksız hale çevirmiş oluruz. Hemen patateslerimizi ilave ediyoruz. Salçamızı iyice kavurduk. Patatesin her tarafına salçayı değdirdik ki piştiği zaman dağılma yapmasın, canlılığını korusun diye. İlk suyumuz soğuk olacak. Ondan sonra tercih sizin. Daha çabuk pişmesini isterseniz sıcak su da ilave edebilirsiniz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. 2 su bardağı su ilave ettim. Soğuk suyla beraber kaynadıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Patateslerimiz kaynadı. Yani yemeğimiz kaynadı. Hemen nohutunu döküyoruz. Nohutu daha önceden ben videomu izlediyseniz haşlayıp fazlasını ifrize atmıştım. Şimdi biraz daha su ilave ediyorum. Bu biraz hafiften sulu olacak. Üzerine su geçecek. Kapağını kapatacağız. Ara ara kontrol edeceğiz. Patateslerin pişmesini bekleyeceğiz. Tabi kapağı tam kapattığımız zaman kaynadığı zaman taşma yapabilir. Ara ara kontrol edin. Altını da kısın. Şimdi sıra geldi nohutumuzu kontrol etmeye. Nasıl kontrol edeceğiz? Nohutumuz daha önce haşlanmış olduğu için sadece bir tane patates alacağız. Parmağımızla bastıracağız. Eziliyorsa şu şekilde gördüğünüz gibi patatesimiz pişmiş demektir. Yani yemeğimiz pişmiş demektir. Az bir karabiber atıyoruz. Bunda fazla baharat kullanmayacağız. Tuzunu atıyoruz. Altını kapatıyoruz. Hemen tenceremizin kapağını açıyoruz. Tabi bu zeytinyağlı nohut olduğundan dolayı biraz soğutmamız gerekiyor. Benim o kadar zamanım yok. Size bu şekilde ben bir sunum yapacağım. Daha sonra ne söylemem gerekiyorsa onu söyleyeceğim. Yemeğimiz bu. Hemen şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar nohutumuzu pişirdik. Ne kadar zeytinyağlı olsa da nohutumuz
Sıcakta yenebilir, soğukta yenebilir. Dolaba koysan 3 günde 3 gün süreyle de yenebilir. Size güzel bir patates, tavuklu nohut yaptım. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparım. Afiyet olsun.